Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu güzel yazmaya güzel bir model çalışacağız. Yazmamız Cenk arkadaşlar. Zemini lacivert, çiçek desenli bir yazma. İçerisindeki renkleri kullanarak bu yazmaya güzel bir model hazırlayacağız. Bu yazmayı ve daha fazlasını benimyazmam.com'dan temin edebilirsiniz. Bu güzel yazma için arkadaşlar böyle bir model hazırladım. İçerisindeki desenlere uygunluk arz etmesi açısından bu modelin daha bir yakışacağını düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. İki model arasında 19 tane zürafa bıraktım. Ben burada ara model çalışmadım ama dilerseniz çalışabilirsiniz. Ben modelimizin ön planda olmasını istediğim için ara model koymadım arkadaşlar. Daha sade seçkin olmasını istedim. Bundan dolayı da ara model koymadım. Şimdi iki model arasında 19 tane zürafam var. Burada da 19 tane zürafa bırakarak hemen başlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. zürafamla hemen batarak ipimin ucu iğnemin sağ tarafında olacak şekilde üzerine koyarak buraya düğümümü attım. Şimdi buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Buraya küçük bir dağ yapacağız arkadaşlar. Öncelikle dağımızı oluşturacağız. Daha sonra da yaprağımızı hazırlayacağız. 1 2 İpimin arada kalmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. 3. 3 tane zürafa yaptık buraya. Şimdi baştaki zürafama batıp hemen geri dönüyorum. Hemen ortadaki zürafama battım. Sondaki zürafama battım. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva oluşturdum. Şimdi oluşturmuş olduğum yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Dört tane zürafa yaparak başlıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dilerseniz 3 tane zürafayla da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben diğerlerini de 4 ile başladığım için burada da 4 tane zürafayla başladım. Şimdi baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Hemen pırpır yapıyorum. Her bir zürafanın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum.
Burada bir sayımız eksilmiş oldu. Baştaki zürafaya tekrar batarak hemen kenarına pırpırımı yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya battım. Bir. Sondaki zürafaya battım. 2. Sayımın eksilmemesi için sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Sondaki zürafadan artırma yapıyoruz arkadaşlar. 3. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri döndüm. Baştaki zürafaya batıyorum. Hemen buraya pırpırımı yaptım. Yanındaki zürafaya battım. 1. Sondaki zürafaya battım. 2. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Burada artırma yapıyorum. Ve 3. Hem sayımız eksilmiyor, hem de yaprağımız sağ tarafa doğru meyilli devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Toplamda 7 sıra olacak arkadaşlar. 7 sıra olana kadar aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. Toplamda 7 sıra oluncaya kadar aynı işlemi tekrarladım arkadaşlar. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sıra yapmış olduk. Kenarında 6 tane pırpırımız oldu. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Hemen kenarına pırpırımı yapıyorum. Yanındaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya artık tekrar batmıyorum. Sayımızı eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. 2 tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batıp buradan geri döndüm. Hemen kenarına pırpırımı yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Yapmış olduğum zürafaya batıp geri dönüyorum. Tekrar üzerine pırpır yapıyorum. Evet. Bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk. Dilerseniz burada ipinizi koparabilirsiniz. Ben koparmadan direkt aşağıya döndüm arkadaşlar. Yuvamın içine batıp hemen buradan aşağıya dönüyorum. Bu şekilde aşağıya döndüm. Buraya birkaç tane boş düğüm atıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 Dilerseniz bu sayıyı bir tane daha artırabilirsiniz. Şimdi modelimizin bu ortasındaki sap kısmını oluşturacağız. Hemen buraya bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm atıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Bir tane küçük minik bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum en son zürafayı batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar zürafamın içine batarak hemen kenarına küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafama batıp üzerine zürafa yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm attım.
Tekrar batarak üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. Buna zürafa da diyebiliriz. Biraz uzun bir zürafa diyebiliriz buna. Oldukça küçük yapıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı zürafanın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Kenarında 3 tane pırpırım olduktan sonra en tepesini yapacağız şimdi. Yapmış olduğum zürafaya batıp hemen tepesine düğümümü atıyorum. Hemen zürafamın içine batarak buraya birinci küçük pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. İkinciyi birinciden birazcık daha uzun olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tekrar batıyorum. Ve buraya üçüncüsünü yapıyorum. Evet. Hemen bir alttaki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Tekrar aynı zürafaya batıp üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. Bir alttakine batıyorum. Tekrar batarak üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. Hemen bir alttakine batıyorum. Üzerine tekrar küçük bir pırpır yapıyorum. Yuvamın içine batıp buradan aşağıya döndüm. Ve burada hemen ipimi kesiyorum. Ve ortasındaki sap kısmını da hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi hemen üzerini yapalım arkadaşlar modelimizin. İğneme ipimi aldım. Hemen ilk yapmış olduğumuz pırpıra batarak buraya düğümümü atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde hemen iğnemin üzerine koydum ve buraya düğümümü attım. Tekrar aynı pırpırın içine batıyorum ve üzerine pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpır yaptım. Hemen fazla olan ipimi kesiyorum. Yapmış olduğum pırpırın içine batıp tepesine bir düğüm atıyorum. Geri dönüyorum buradan. Ve pırpırımın içine batarak üzerine iki tane pırpır yapıyorum. Fazla büyük yapmıyorum pırpırlarımı. Evet. Şimdi birincisini tamamladıktan sonra hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Buradan aşağıya dönüyorum. İpimin arasındaki mesafeyi ayarlayarak bu şekilde ikinci pırpırıma batmış oldum. Tekrar ikinci pırpırıma batıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum.
Tekrar pırpırımın içine batıyorum ve üzerine iki tane pırpır yapıyorum. Hemen bir sonraki pırpırıma batarak buradan aşağıya döndüm. Aynı pırpırın içine batıyorum. Üzerine pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak hemen tepesine bir düğüm atıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak üzerine iki tane pırpır yapıyorum. Hemen bir sonraki pırpırıma batıyorum. Sırasıyla her bir pırpırın üzerine aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Buradan aşağıya döndüm. Bu şekilde diğerlerini de yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine en son pırpırımı yaptıktan sonra burada ipimi kopardım. Aşağıya dönmeden ipimi kopardım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.